Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un Güney Afrika'da keşfedilen omikron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide de omikron varyantına rastlandığını açıkladı. COVID-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan omikron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada 9 Aralık itibariyle omikron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 Dünya Sağlık Örgütü bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini aktardı söz konusu mutasyonun delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü, Omikron için bugüne kadar aşı etkililiği veya etkinliği hakkında sınırlı veri vardır ve kesin bir yanıt yoktur. Ön kanıtlar, Omikron'la ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca omikron mutasyonunun delta mutasyonun yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de omikron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine 6 kişi de omikron varyantına rastlandığını belirtti. Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişi de omikron varyantı görüldü. Bunlardan biri İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastaneye ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif, ayakta takip edilen, sorunu olmayan hastalar. Omikron varyantı ile ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir açıklamasında bulundu.